kendisini kaldırabilecek, kabul edecek, efendim işte psikolojisini, akıl ve duygusunu sağlıklı hale getirebilecek, özellikle de akıl sağlığı çok önemli, aklını sağlam tutabilecek bir düzeyde başarabilirse, o kuvveti içinde uyandırabilirse, ki bu kuvvet var, bunun içinde bilgi gerekiyor. İşte ben de şu anda bundan söz ediyorum. Yani şayet içinizdeki o bilgiyi uyandırmayı başarırsanız, yani öğrenirseniz, o zaman aslında bunun tamamen bir şey olduğunu anlayacaksınız. Buyurunuz, geçin. Yani burada sözünü etmiş olduğum şey nedir o? Bir şey değil. Nedir? Programdan söz ediyoruz. O program o kadar büyük bir program değil arkadaşlar. Yani esas olan veri. Ne kadar çok veri, size söylediğim gibi ne oluyor? Makineye öğretiyorsun. Bütün fotoğraflar, bütün her şeyin fotoğrafı. Aynı zamanda her şeyin sesi, ses, konuşma, müzik, ses. Ve pek yakında zaten biz o kadar tembelleşeceğiz ki. Şayet tabii o yılları görebilirsek şayet. O kadar tembelleşeceğiz ki artık bir şey öğrenmeye ihtiyaç kalmayacak. Çünkü makineye öğrettiğimiz şeyler bize zaten bildirecek. Şu anda da zaten yapıyor. Daha fazlasını yapacak. Lisan öğrenmeye de gerek yok. Konuşacak. Makine aracılığıyla ortaya koyacaksın. Konuşacak. Yani anında anlaşacağız. Sen kendi dilinde, ben kendi dilimde konuşacağım. Ortada da bir tane cihaz bunu çevirecek. Ha, kulaklık, şahane kulaklığı yapılmış. Daha da yani bunlar belki şu an için minik şeyler. Ama demek istediğim 2000'li yıllar bunlar ama yalnız. 2000'li yıllar derken bak var yok. Bak sistem bunun üstüne kurulu. Şimdi kediden örnek verdim. Bir tanesinde sırf kedi var. Varın içinde kedi var. Kediyi öğreteceğim ya. Varın içinde kedi var. Yokun içinde her şey var. Kedi hariç. Kedinin dışında yokun içinde her şey var. Yani yok dediğiniz zaman ilk önce kafanız, düşünce biçiminiz böyle düşünmeyi öğrenecek duruma gelmeli. Yok dediğiniz zaman zannediyorsunuz ki siz boşluk, yok, hiçbir şey yok. Var dediğiniz zaman da her şey var zannediyorsunuz. Hayır. Sizin kafanızda, kafanız neye takılıysa, takılı olan şey sadece sizde var. Takılmadığınız her şey de aynı anda var. Yok dediğiniz hepsi. Takılı olmadığınız her şey yüzünden takılıyorsunuz zaten. Görmüyoruz ki hocam. Yok ettiğimiz için o varlığı görmüyoruz. Takılı olduğun şeye odaklandığın için onu çözeceksin, onu anlayacaksın. Takılı kaldın ya, o takılı kalmış olduğun şeyin dışında hiçbir şey yok. Ama zaten bu nedenden dolayı diyorum. Yani her şey var, her şey olduğu için ama takılı olduğun şey yok. Ve şayet yani böyle düşünmeyi öğrenebilecek duruma gelirseniz, en azından ben size bir işaret çaktım şu anda. Yani bununla ilgili kocaman bir seminer yapmam gerekiyor ki siz bunu daha çok anlayabilecek duruma gelin. Ama şu anda derdimiz bu değil. Derdimiz ne? Daha doğrusu benim derdim. Çünkü bu kadar süreli bir seminere bu bilgiyi aktaramam. Benim derdim nedir? Size hem bu bilgiyi aktarayım, böyle küçük de olsa en azından bir nedir? Giriş. Evet, yani bir şey kaçırma kulağa, böyle hani var ya bir şey. Su kaçırıyor. Evet, evet, küçük böyle bir küçük ki burada hazır bulunan herkesin
herkesin standardın üstünde bir zeki, akıllı olduğunu zaten öngörüyorum ve düşünüyorum. Yoksa burada ne işiniz var? Bu güzel pazar günü geziyor olurdunuz. Buradaysanız şayet demek ki bir şeyleri, daha fazla şeyleri öğrenmek arzusundasınız ki içinizde de uyandı, buradasınız. İkincisi de daha anlaşılır. Yani bu anlattıklarım çok anlaşılır gelmeyebilir belki size ama şimdi biraz daha anlaşılır. Astrolojiden söz etmek istiyorum. Yani 2020'li yıllar hakkında sanıyorum küçücük de olsa bir fikrinizin olduğunu düşünüyorum. Ve şayet akıl olarak kendinizi böyle bir zamana hazırlayabilecek duruma getirmezseniz kendinizi, o zaman 2020'li yıllarda var olmayı unutun arkadaşlar. Yani ya çok zorlanırsınız, yuvarlana yuvarlana, çarpa çarpa, ki inanın ki çarptığınız her şey öğrenmek için, kendinizin, kendi kendinize çarptığınız duvarlar, kapılar olacak. Ya da öğreneceksiniz. Başka yolu yok. Yani böyle düşünmeyi, ikinin kuvvetini açığa çıkartan bir bakış açısına sahip olacağınız bilgiye ulaşmak için elinizden geleni yapın arkadaşlar. Ve kendinize niyet edin, öğrenmek için, bilmek için tutulmayın ve takılı kalmayın. Duygusal ve kendi bildiklerinize, size öğretilmiş olanlara ve doğru budur diye size dayatılmış ne varsa bunları cebinize koyun ve ne olduğunu anlamak için ve öğrenmek için gayret gösterin. Yani halinize ağlamak yerine oradan çıkın. Evet, oradan çıkın. Çıkın. Çünkü dünyayı göreceksiniz zaten. Yani dünya zaten karman çorman bir zaman bekliyor bize. Yani zaten o karışıklığı gördüğünüz zaman zaten doğru bildiklerinizi de sorgulayacaksınız. Merak etmeyin. Zaten meydana gelen her şey size şimdiye kadar kıymet verdiğiniz, değerli bulduğunuz, öğrendiğiniz ve budur diye, kesinlikle budur diye öğrendiklerinizi sorgulamanıza neden olacak bir zamanın içine girmiş bulunuyoruz. Hala ayak direyip kendi kendinize direnç gösterirseniz, şu anda benim pek çok diyeceğim, yani çok sevdiğim, kıymetli, değerli bir takım arkadaşlarımı yani üstüne toprak attık işte. Çünkü katlanamadığı için ve böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum diyerek net biliyor kendisini, gitti. Ama ben diyorum ki böyle bir noktada böylesine değerli, böylesine birikim sahibi olan, bilgiye sahip olan insanların sahip oldukları bilgiyi bugüne kadar nasıl yorumluyorlarsa bunu ceplerine koysunlar, yeniden yorum yapsınlar diyorum. Yani kendilerini yenilesinler. Yenilenmek dediğimiz şey ne ki? Bilgiyle oluyor ancak yenilenmek. Yani üstüne yeni bir kıyafet giyince yenilenmiş olmuyorsun. Ama bilgi senin bugüne kadar bütün öğrendiğin, seni hayatta kalmanı sağlayan bu yapmış olduğun yorumu gözden geçirmene neden olacak. Dolayısıyla da burada hazır bulunan bu ekibin çok güzel bir donanımı olduğunu düşünüyorum her birinizin. Ve bu donanımdan kastım bilgi. Önemli olan şimdi bilgiyi bugüne kadar nasıl yorumluyorsanız şimdi bir kere daha gözden geçirin ve yeniden yorumlayın diyorum. İkinin kuvveti, açığa çıkan ikinin kuvvetiyle uyum sağlayacak bir yorum yapabilecek duruma gelirseniz şayet, bundan sonrasıyla ilgili de hem sizden sonraki gençlere hem de yeni doğanlara ve geleceği yaratacak olan
oluşturacak olan çocuklara faydanız olur. Faydalı olmaktır esas olan şey. Siz faydalı olursanız onlar da faydalı olacak ve fayda sağlamaya devam edecekler. Evet.